Merhaba Parabil kanal izleyicileri, hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün endeks toparladı. Haftanın ilk günkü kayıplar dün ve bugün böylece tekrar geri alındı. BIST 100 dünkü %1'lik değer artışından sonra pozitif seyrini bugün de korudu arkadaşlar. Ve günü %2.26 artışla 10.682 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 128 milyar 374 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. Evet, saat 9.27'de kamu aydınlatma platformuna yeni halka arz olmuş, halka arz endeksinde bulunan Kuzey Boru Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu. Sevgili arkadaşlar, bu bir güncelleme, düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Ciroya ve karlılığa olumlu etkide bulunması beklenen önemli bir anlaşma bu. Kuzey Boru 196 milyon liralık bir satış anlaşması yapmış arkadaşlar. Evet, toplu sözleşmenin yurt içi ve yurt dışı ikisi de var. 131 milyon yurt içinde, 65 milyon yurt dışında olmak üzere toplam 196 milyon 240 bin liralık. Yani 200 milyonluk diyebiliriz. Bu 200 milyona yakın Gürcistan, Özbekistan ve Türkiye içi anlaşmada şirket karlılığı ve marjını arttırmış gözüküyor. Çünkü yurt dışı satışlarında arkadaşlar ihracat satışları önemlidir. Ve bu yönüyle de şirketlerin avantajları daha fazla. Halka arz olduktan sonra sıkça bu şekilde iş anlaşmalarını kamuya aydınlatma platformuna bildiriyor Kuzey Boru. Ve bugün de hisse arkadaşlar %2.53 pozitif kapattı günü. 1 lira 90 kuruş arttı, 77.10'dan kapattı. Tabii ilk Borsa İstanbul'a girişiyle birlikte oldukça hızlı bir yukarıya doğru ivme kazanmış. Fakat sonra negatif seyir izlemiş bir hisseden bahsediyoruz. Bugün yine endeks üstü bir gelir elde etmiş ama baktığınızda yükselmiş olduğu maksimum değeri 52 hafta yüksek değerinden çok uzakta. Ve son 5 günde %3.5 değer kaybetmiş, son 1 ayda %4.81 değer kaybetmiş, son 1 yılda ise %93.62'lik bir kazancı var. Yani hisse Borsa İstanbul'da bulunduğundan beri yatırımcılarına 37.28 puan, yani %93.62 değer kazandırmış ama %95.80'ini de gördüğünü biliyoruz arkadaşlar. Hepinize saygılı ve her şekliyle arkadaşlar bol kazançlı günler dilerim, sağlıklı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar hepinize.